Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler kitabı 92, 93, 94, 95, 96 ve 97. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Türkiye'nin fiziki coğrafya özellikleri. Yaşadığınız çevrede hangi yeryüzü şekilleri bulunmaktadır? Yaşadığım bölge bir körfez şehridir. Körfez doğal liman anlamına gelir. Denizin kara içine doğru girmesiyle oluşur. Oturduğum yerin gerisinde sıra dağlar bulunmaktadır. Bu sıra dağlara Amanuslar veya halk diliyle Gavur Dağları denilmektedir. Gavur Dağları çok yüksek ve dik yamaçların olduğu bir sırada dağdır. Hatay'a bağlantısı ancak Belen geçidi sağlayabilir. Dağların çok yüksek olmasından dolayı kışları ılık geçer. Yüksek olan dağlardan iç kesimlerin soğuk havası şehrimize ulaştırmaz, yazlar ise çok aşırı sıcak olarak geçer. Çünkü ısınan ve buharlaşan hava dağların yükseltisinden dolayı iç kesimlere geçemez. Bu da şehri bir sera gibi ısıtmaya başlar. Ayrıca bölgede irili ufaklı birçok akarsu bulunur. Bu akarsular da körfeze dökülmektedir. Körfeze dökülen birçok ovayı oluşturur. Bölgemizi verimli ovaların olduğu bir yerdir. Bölgede birçok yayla bulunur. Yazları şehrin sıcak havasından dolayı insanlar yaylalara göçerler. Aşağıda Türkiye fiziki haritası verilmiştir. Haritadaki renkleri dikkate alarak ülkemizin sahip olduğu özellikleri tahmin etmeye çalışınız. Önümüzde Türkiye haritasını koyduğumuz zaman gördüğümüz gibi batıdan doğuya doğru renklerde koyulaşma vardır. Trakya ve Ege bölgesi Akdeniz'in Çukurova bölümü yeşil renklerle gösterilmektedir. Ege bölgesinde birçok girinti çıkıntı vardır. Bu dağların denize dik uzanmasından kaynaklıdır. Türkiye oluşumu sırasında çökme ve yükselme sonucu oluşmuş yeryüzü yapılarıdır. Her çöküntünün içerisinde bir akarsu görülmektedir. Bu akarsuların oluşturduğu ovalar vardır. Haritanın kuzeyine baktığınız zaman kuzeybatıdan Trakya bölgesini görürsünüz. Trakya genellikle düzlüktür ve yeşil renkte gösterilmiştir. Kuzey ve kuzeydoğuya doğru baktığınızda ise Karadeniz bölgesini görürsünüz. Karadeniz bölgesi dağların denize paralel uzandığı, Karadeniz sıra dağlarının olduğu bir yerdir. Doğu Karadeniz'e doğru yükseklik artar, bölgede büyük akarsuların döküldükleri alanlarda deltalar ve ovalar oluşmuştur. Bölgede birçok yayla bulunur. Karadeniz bölgesi yaylacılık kültürü olan bir yerdir. Bol yağmurlu bir mevsimi vardır. Haritada güney tarafına baktığınız zaman Akdeniz bölgesini görürüz. Akdeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanır. Karadeniz dağlarının aksine Akdeniz'deki Toros dağları sahile çok yakın değildir. Özellikle Çukurova bölümünde büyük bir ova olan Çukurova bulunur. Bu ovayı iki büyük nehir beslemektedir. Seyhan ve Ceyhan haritanın güneydoğusuna doğru baktığınız zaman yükseltinin Hatay'dan başlayarak doğuya doğru başladığını görürsünüz. Bunun sebebi Gavur Dağları'nın Toroslarla birleşerek doğuya doğru ilerlemiş olmasıdır. Haritanın doğusunu incelediğinizde gördüğünüz gibi kahverengi rengin en koyu renkleri burada kullanılmıştır. Bu bölgede birçok plato, yayla, ova bulunur. Erzurum Kars bölümü bölgenin en yüksek yerleridir. Bölgeden Fırat ve Dicle isminde iki büyük nehir geçer. Bölgeye barajların yapılması ile iklimin yumuşaması da sağlanmıştır. Son yıllarda baraj göleti içerisinde su sporları yapılmaktadır. Ayrıca bölgede Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü bulunur. Doğuda kar çilesi, batıda deniz keyfi. Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili olurken Ege kıyılarında hava sıcaklığı 25 dereceye kadar ulaştı. Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili olurken Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahil kenarlarına akın etti. Kars ve Erzurum'da kar yağışının etkili olduğu Ardahan'a ise Sibirya soğuklarının geldiği öğrenildi. Ardahan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye kadar düşerken Ege kıyılarında hava sıcaklığı 25 dereceye kadar ulaştı. Bodrum'da yazdan kalma bir gün yaşandığını belirten vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Yaz sıcağı var, sahil sessiz, biz de denize girerek serinliyoruz dedi.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Bodrum'da hava sıcaklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üstünde olacağı öğrenildi. Okuduğunuz haberden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Ülkemizin farklı yerlerinde aynı zamanda neden sıcaklık farklılığı olmaktadır? Ülkemiz batıdan doğuya yükselen bir oluşumu vardır. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Denizlerin olduğu yerler her zaman daha ılık bir mevsim geçmesini sağlar. Fakat Türkiye'nin yapısından dolayı denizin ılıman ılık etkisi iç kesimlere ulaşamaz. Çünkü Türkiye'de dağlar denize paralel uzanır. Bu da denizin ılıman etkisinin sahil kesimine kalmasını sağlar. Özellikle Ege kıyıları dağların denize paralel uzandığı yerdir. Bu da denizin ılıman etkisinin biraz daha iç kesimlere kadar girmesini sağlar. Fakat doğuya doğru gidildikçe yükseklik artar. Türkiye Avrupa yükseltisine göre en yüksek yarımada durumundadır. Doğal olarak yükseklik arttıkça sıcaklık değeri de düşer. Onun için batıda güneşin etkisiyle hava sıcaklığı bir anda artarken iç kesimlere ilerleyemeyen hava oluşumları sadece sahil kesimlerinde kalmış olur. Ülkemizde sıcaklık farklılığı insanların yaşamını nasıl etkilemektedir? Sıcaklık farkları bazı yerlere göre olumlu etkilerken bazı yerlere göre olumsuz etkileyebilir. Denizin olduğu yerlerde hava daha ılık geçmektedir. Bu da o bölgedeki insanların mevsim şartlarını daha rahat yaşamalarını sağlar. Örneğin şehirde yaşayan bir kimse bir kazak bir montla kışı geçirebilir. Evinde yakıt olarak kullandığı yakacaklar daha az masraflıdır. Hatta ülkemizde bazı yerler kış mevsimini çok yumuşak geçtiği için klimalarla bile ısınabilirler. Fakat doğuya gidildikçe yükseltinin ve karasallığın etkisiyle mevsim şartları sertleşmeye başlar. Bu da insanları daha zor şartlarda yaşamalarına sebep olur. Kışın doğuda birçok köy yolu kardan dolayı kapanır. Bu bölgede yaşayan insanlar kışın yakacak masrafları daha fazladır. Üzerlerine daha kalın giysiler almak zorundadırlar. Ayaklarını sıcak tutmak için birkaç tane bot sahibi olmaları gerekir. Eldiven, börek gibi kendilerini sıcak tutacak ek giysiler de kullanırlar. Aşağıda verilen iklim haritasını inceleyiniz. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak ülkemizde görülen iklim tiplerinin özelliklerini tahmin etmeye çalışınız. İncelediğimiz zaman kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru Karadeniz kıyılarına bakan tüm alanda Karadeniz iklimi görülmektedir. Karadeniz'in daha dağlık, denize sıfır paralel uzanır olmasından dolayı bol yağış alır, yazları ılık ve yağışlı, kışları yağmurlu ve karlıdır. Haritanın batısından başlayarak güneyine doğru incelediğimizde Ege kıyılarına ve Akdeniz kıyılarına bakan yerlerde Akdeniz iklimi görülmektedir. Akdeniz iklimi daha sıcak bir iklimdir. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise ılık ve yağmurlu geçmesini sağlar. Akdeniz iklimi olan yerlerde çok nadiren kar yağışı görülür. Ülkemizin iç Anadolu dediğimiz bölgesinden başlayarak doğuya doğru incelediğimiz zaman karasal iklim vardır. Karasal iklim adından anlaşılacağı karaların hızlı ısınıp hızlı soğuması etkisi bulunur. Karasal iklimde yazlar sıcak olduğu gibi kışlar ise soğuk ve karlıdır. Bölgenin özellikle doğusu Erzurum, Kars bölümü kışın en soğuk olduğu yerlerdir. Aşağıda ülkemizin doğal bitki örtüsü haritası verilmiştir. Türkiye iklim haritasında göz önünde bulundurarak ülkemizde görülen iklimler ve bitki örtüsü arasında nasıl bir ilişki olduğunu tahmin etmeye çalışınız. Harita incelediğimiz zaman kuzeyde Karadeniz kıyılarının olduğu bölgede ormanlar görülmektedir. Burası Karadeniz ikliminin olduğu yerdir. Karadeniz iklimi bol yağış alan bir özelliğe sahiptir. Bu da ormanların hızlı büyümesine sebep olur. Bu bölgede büyük ağaçların yetişmesinin sebebi bölgenin bol yağmur almasıdır. Bölgenin batı ve güney kısmı maki dediğimiz ağaçların olduğu yerlerdir. Ağaç gibi yaz kulaklıklarına dayanabilen, az su ile yaşayabilen bir ağaç tipidir. Bölgede Akdeniz iklimi görülmektedir. Akdeniz iklim tipinde yazlar kurak ve sıcaktır. Bu da maki ağaçlarının bölgede olmasının sebebidir. Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde görülen bitki tipi bodur bitki örtüsüdür. Bu bitki örtüsünde bozkır dediğimiz
bitki örtüsü görülür. Büyük ağaçların olmadığı, fazla yağışın olmadığı, aşırı soğukların yaşandığı yerlerde görülen bir bitki örtüsüdür. Bu bölgelerde karasal iklim hakimdir. Karasal iklim yazları sıcak, kışlar ise soğuk ve karlıdır. Kitabınızda yer alan Türkiye fiziki haritası, Türkiye iklim haritası ve Türkiye doğal bitki örtüsü haritalarından yararlanarak ülkemizin temel fiziki özelliklerini açıklayınız. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olan bir yarımadadır. Türkiye'nin etrafı denizlerle çevrili olmasına rağmen ülkede dört mevsim yaşanabilmektedir. Bunun temel sebebi dağların denize paralel ilerlemesidir. Dağların denize paralel ilerlemesi sonucu denizin ılıman ulaştırıcı etkisi de iç kesimlere geçememektedir. Bu da ülkenin iç kesimlerine karasal iklimin görülmesine sebep olmaktadır. Ülkenin kuzeyinde Karadeniz iklimi görülür. Karadeniz ikliminde yazlar ılık ve yağışlı, kışlar ise soğuk ve yağmurludur. Yağmuru bol olan Karadeniz'in bitki örtüsü ormanlardır. Batı ve güney sahil kesimlerinde Akdeniz iklimi görülür. Ege bölgesi ve Akdeniz'in büyük kısmı Akdeniz'in iklim özelliklerini taşır. Akdeniz iklimi yazları kurak ve sıcak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde maki bitki örtüsü bulunur. İç Anadolu'dan başlayarak doğuya doğru ilerledikçe karasal iklim etkisi vardır. Denizin ılıman ulaştırıcı etkisi bu bölgelere ulaşamaz. Bu da bölgenin kışların soğuk ve sert geçmesine sebep olur. Yazları sıcak, kışları soğuk ve karlı olan bölgede bozkır, yani bodur bitki örtüsü görülmektedir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.